Zaman Said Nursi Hazretleri'nin eserlerinden bir şey sormak istiyorum. Müsaade ederseniz. Barla Laikası sayfa 162'de Üstad Hazretleri şöyle buyuruyor. Diyor ki, o ileride gelecek acip şahsın bir hizmetkarı ve ona yer hazır edecek bir dümdarı ve o büyük kumandanın piştar bir neferi olduğunu zannediyorum diyor. Üstad Hazretleri burada ne demek istemiştir? Piştar dediği bu acip adamın dediği Hazreti Mehdi demek istedi. Onun piştarı da onun öncüsüdür yani. O yer hazır, onu demek istedi yani Üstad Hazretleri. Maşallah. Kastamonu Laikası'nda şöyle diyor Üstad Hazretleri, Sayın Hocam. Ta ahir zamanda, hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri, yani Hazreti Mehdi ve şakirtleri, Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir, o daireyi genişlendirir ve o tohumlar sümbürlenir. Burada ne demek istemiş Bediüzzaman Hazretleri Hocam? O zaman Hazreti Mehdi'nin şehitleri geldiği zaman, onlar çoğaldığı zaman çok çoğalacak yani. Ve onların yaptığı hizmetler de sümbürlenir, sümbürlenince ne olur? Buğday çıkar, buğday büyür yani çok. Bir habbe, bir habbe olur yani. Maşallah. Kendisinden sonraki bir dönemde, evet, olacak, ileride tarih edilir inşallah. Hatta şöyle demiş Üstad Hazretleri, Kastamonu Laikası'nda sayfa 139'da. Hem bu üç vazifeleri, hani Hazreti Mehdi'nin üç vazifesinden, onlardan birden bir şahısta yahut cemaatte bu zamanda bulunması, kendi yaşadığı dönemi kastederek bu zamanda bulunması ve mükemmel olması ve birbirini cerh etmemesi pek uzak, adeta kabil görülmüyor. Ahir zamanda Ali Beyt-i Nebevi'nin cemaati nuraniyesini temsil eden Hazreti Mehdi de ve cemaatindeki şahs-ı manevi de ancak istima edebilir. Tabii Hazreti Mehdi biliyorsunuz Ali Beyt'ten gelecek. Yani Ali Beyt'ten geldiği için onlar onun şeyini temsil edecekler onlar. O hareketi onlara gösterecekler yani. Hazreti Mehdi hakikaten Ali Beyt'ten olduğu için çok büyük vazifeler olacaktır onun. İnşallah. Üstad Hazretleri bu zamanda, yani kendi yaşadığı zamanda Hazreti Mehdi'nin üç vazifesinin bir şahısta veya bir cemaatte bulunması mümkün değildir diyor. Mümkün değil, doğru. Ancak ahir zamanda. Ahir zamanda. Şimdi yaşadığımız bu dönemde. Bu zamanda inşallah birleşecek orada. İnşallah. Biz de göreceğiz inşallah. İnşallah hocam. Zaten Üstad Hazretleri size söylemiş. Evet, evet. Göreceksiniz diye. Ben Mehdi'yi görmeyeceğim ama sen göreceksin dedi bana. Maşallah. Şöyle diyor Üstad Emirdağ Laikası'nda sayfa 260. Gerçi her asırda hidayet edici bir nevi Mehdi ve Müceddit geliyor ve gelmiş. Fakat her biri üç vazifelerden birisini bir cihette yapması itibariyle ahir zamanın büyük Mehdi ünvanını almamışlar diyor. Doğru, şimdi bari, şimdi daha evvel herkes biliyor ki gelen her asrın bir imamı var. Her asrın bir imamı var. Ama hiçbirisi Mehdi değildir. Ama bunun son zamanda gelecek olan Mehdi, o zaman üç tanesi birdenbire birleşiyor. Birleştiği için şeydir, işte Üstad Hazretleri de bana dedi ki o zaman sen Mehdi, ben Mehdi görmüyorum, sen göreceksin. O Mehdi'yi Cenab-ı Hak bize göstersin inşallah. Amin inşallah. O zaman son bir Üstad'dan bir pasaj daha okuyorum. Lütfederseniz bunu da. O zatın üçüncü vazifesi, Hilafet-i İslamiye'yi İttihat-ı İslam'a bina ederek İsevi ruhanileriyle ittifak edip dini İslam'a hizmet etmektir. Bu vazife pek büyük bir saltanat ve kuvvet ve milyonlar fedakarlarla tatbik edilebilir. Doğru. Şimdi öyle bir zamana gelecek ki Hristiyanlar artık Müslümanlara eski düşmanlar olmayacak. Onlara yaklaşacaklar. Şey edecekler. Onun için Müslümanlarla şeyler, bunlar bir nevi şeydi ki yani bir dostluk kuracaklar. İttihat-ı İslam'a bina ederek diyor. Demek ki İslam Birliği de oluşacak. İslam Birliği mi doğacak? Şubayı var. İslam Birliği bekliyoruz yani. İslam Birliği şimdi kadar yok ama İslam Birliği yavaş yavaş birleşmeye başladı şimdi. Bir milyar küsur milyar oldu şimdi Müslümanlar. Evet. Ve bunlar yavaş yavaş birleşiyorlar. Eskisi gibi değil şimdi. Bak şimdi bilmem bir hangi devlet bir şey istiyor bizden. Bizimkiler hayır diyor. Böyle değil diyor. Biz komşularımızın sıfır şeyle gidiyor.
Ve bugün reddettiler onu, bizimkiler onların sözünü. İnşallah. Demek İnşallah. Ki o sözünüzü böldüm, özür dilerim. Evet. İslam Birliği Üstad Hazretleri'nin döneminde oluşmadığına göre ve İsevi ruhanilerle ittifak olmadığına göre bu şu an Hazreti Mehdi'nin yapacağı beklediğimiz gibi. Şeydir, evet, öyle dedi bana. Ben görmeyeceğim, sen göreceksin. Bu İslam Birliği olacak. Hristiyanlar da Müslümanlarla dost olacak. Şimdi eğer dürüstse hocamız, bakın, Kur'an'ın işareti açık. Hadislerin belirttiği alametler açık. Tek tek ispat ettik. Ve Bediüzzaman'ın kitaplarında yazdığı konular çok açık. Ve en has, en seçkin, bak 12 talebesi vardır. Yani o artık vekil tayin ettiği talebeleri. 12 talebesini vekil tayin etmiştir kendisinden sonra. Biri Sungur abidir yaşayanlardan. Bir de Seyyid Salih Özcan hocamızdır. Evet. Bak bizzat görgü şahidi söylüyor. Yakınında olan kişi. Mehdi gelecek diyor ve Mehdi'nin zamanındayız diyor. Onun zamanında İslam hakim olacak. Bediüzzaman Mehdi değildir diyor. Üç görevi birden yapacak diyor. Bunu söyleyen Hüsrev abi de aynı şeyi söylüyor. Zübeyir abi de aynısını söylüyor. E peki bu güzel sesli, gevrek sesli abimiz de o da bambaşka bir alemden bahsediyor. Biz hangisine inanacağız şimdi? Abimiz bunu anlatırken, değerli kardeşimiz, kaynak yok. Yani acaba diyorum, böyle batın rahiplerin etkisinde mi kaldı hocamız? Çünkü kaynak vermediğine göre, hiçbir kaynak vermiyor. Ya kardeşim oku, bak burada bunu diyor de, değil mi? E demiyorsun. Böyle bir garip hal oluşmuş durumda. Kardeşlerimiz de bu kardeşimizin anlatmalarını makul görüyorlar internet sitelerinde, şurada burada falan. Onu savunuyorlar. Biz de gece gündüz doğrusunu anlatmaya devam edeceğiz. Ama biz anlattıkça, hakkı gördükçe bir kısmı utanıyorlar. Hakikaten diyorlar, yanlışlık yaptık, hata yaptık. Gereksiz tevillere girdik. Böyle bir kaynak yok, böyle bir şey yok. İndi mütalaamız bunlar. Allah bizi affetsin. Doğrusunu, doğru kalbimiz meylediyor. Doğrusunu anlıyoruz diyorlar.